Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımıza bir kere daha hayırlı olsun dileklerimle başlıyorum. Şimdi en önemli meselelerden bir tanesinin burs olmasından kaynaklı olarak arkadaşlarımız burslarla ilgili gelişmeleri merak ediyorlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza en önemli bursları buradan günlük olarak okulların açılacağı tarihe ve hatta ondan sonraki zamanlarda başvuruya açık olanlar olduğunda da yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Başvurularını buradan yapacağız. Ancak özel vakıf ve derneklerden bahsetmiştim. Dün liste halinde videolarımız vardı ve hangi burs, hangi kimler alıyor, şartlar, koşullar neler. Şimdi oraya bakan arkadaşlarımızın moralleri bozulabiliyor. Çünkü sınırlı verdikleri bursiyer listesi. Üniversite seçiyorlar, bölüm seçiyorlar. Böyle olunca da moralinizi bozmayın diyorum ben onlara. Çünkü devlet bursları var. Peki devlet bursları kaç tane ve bu devlet burslarına ne zaman başvuruyoruz? Kimlere çıkabilir? Birazcık detaylandıralım isterseniz bu videoda. Şimdi arkadaşlar ilk olarak en önemli bu bursumuzun KYK olduğunu biliyorsunuz. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği KYK bursu. KYK bursu aynı zamanda öğrenim kredisi olarak da verilebiliyor. Eğer başvuruyu tek olarak yapıyoruz da bazılarına burs çıkıyor, çıkmayanlara kredi olarak çıkıyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gerekiyor. Almak zorunda değilsiniz çünkü kredi borç paradır. Bu yıl 650 liraydı. Ocak ayından sonra miktar artıyor arkadaşlar. Tabii bunları üst sınıftaki arkadaşlarımız biliyor. Sizlere yorumlarda da yardımcı olurlar ama yeni başlayanlar çok merak ettikleri için bu konuya biraz açıklık getirmek istedim. KYK burs başvurusu KYK yurt başvurusuyla beraber değil, yurt başvurusunu önce yapıyoruz. Ekim ayı gibi de burs başvurusunu yapıyoruz. E-Devlet üzerinden yapıyoruz yine. Başvurusunu buradan birlikte yapacağımızı söylemiştim sizlere. Hangi bölümlere, hangi sınıflara derseniz hiçbir bölüm, hiçbir üniversite, hiçbir şehir sınırlandırma, kısıtlama yok. Herkes başvurusunu yapabilir ve herkese çıkabilir. Yalnız şöyle önemli noktalar var. Eğer geçmişte bir ay bile burs ya da kredi hiç fark etmez. Onlardan bir tanesini almışsanız sistem yeniden başvurmanıza müsaade etmiyor. Çok merak edilen bir başka konu da sigortalı bir işte çalışan çalışırsam burs çıkar mı ya da burs kesilir mi meselesi de onda çok rahat olabilirsiniz. Sigortalı bir işte çalışırsanız istediğiniz miktarda ücret de alırsanız hiçbir fark etmez. Bursunuza etkisi olmuyor. KYK'yı etkilemiyor arkadaşlar. Rahat olun. KYK bursu birinci burs. İkinci önemli bursumuz geçenlerde de bahsettiğim gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK bursunu alamayanlara verilen bir burs. KYK bursu çıktıktan sonra başvurusu yapılıyor ve ikisi birlikte verilemiyor. Nereden başvurusu yapacağımıza dair link bırakacağım arkadaşlar açıklamalar kısmına. Geçmiş yıllarda kimlere Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu, hangi kriterlere uyanlara çıkıyordu? Bunlarla ilgili detaylı anlattığım bir video vardı. Ona bakabilirsiniz. Onun da başvuruları KYK başvurularından sonra olacak. O bakımdan onun da vakti var. Siz sadece şu anda vakitlerini kaçırmayın yeterli. Burs miktarı biraz düşük ama KYK gibi değil. Bölge müdürlükleri var. Türkiye genelinde bağlı olduğunuz bölge müdürlüğünden alıyorsunuz ödemelerinizi. Vakıf Katılım Bankası'na ödemeler yapılıyordu. KYK ödemeleri de Ziraat Bankası ATM'lerinden yapılıyor. İnternet, mobil bankacılık işlemleriyle de oluyor zaten. Bunları da anlatırız videolarda sizlerle. Şimdi bu bursların başvuruları var. Ancak şimdi sayacağım bursların başvuruları yok arkadaşlar. YÖK destek bursumuz vardı 850 liralık. Bu bursun başvurusu bu şekilde yapılmıyor. Bu bursu belli bölümleri kazanan arkadaşlarımız ilk 3 sırada o bölüme yerleşmişlerse bursu alabiliyorlardı. Ayrıdan bir başvurusu yok. İşte bunu soruyorsunuz. YÖK destek bursuna nasıl başvuruyoruz diye. Örneğin KYK 650 lirayken YÖK destek bursu 850 lira. İkisini de birlikte alabilirsiniz. Ancak KYK'nın başvurusunu E-Devlet'ten yapıyoruz da YÖK destek bursunun başvurusunu öğrenci işlerimizden okuldan, okulumuz açıldığında yapıyoruz. Çünkü o tarihte sınıfta ilk 3 ile mi yerleştik bunu bilmemiz gerekiyor. Peki hangi bölümlere veriliyor? Onunla ilgili çok sayıda bir liste var. O YÖK destek bursu detaylarını merak eden arkadaşlarımız açıklamalarda sizlere YÖK destek bursundan bahsettim. Oraya göz atabilirsiniz. Dediğim gibi başvurusu okulda oluyor, internet ortamında olmuyor. Bu üçüncü büyük devlet bursumuzda. Dördüncü büyük devlet bursumuzda Ekim ayında bir de Mart ayında başvurusu olan TÜBİTAK destek bursu 1000 lirayla 4000 lira arasında temel bilimleri seçen arkadaşlarımız alabiliyorlar. Yalnız ilk 25 bin derecelerinin olması gerekiyor. Bunlar büyük devlet burslarımız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği MEP destek bursunu da çok soruyor arkadaşlarımız. MEP destek bursunun da başvurusu şu şekilde arkadaşlar. MEP bursu diye ayrı bir başvuru yok. KYK bursuna başvurunuzu yapıyorsunuz. Eğer ki zaten
ÖSYM tercihleriniz arasında öğretmenlik varsa ve ilk 5 tercihinizde belli branşları seçmişseniz ve oraya yerleşmişseniz o bölümün kontenjanı var yalnız. O bölüm kontenjanına girebilmişseniz zaten bu bursu almaya hak kazanıyorsunuz. Bir şey yapmanıza gerek yok ama en önemli yapmanız gereken altını çizerek söylüyorum. KYK burs başvurusunun tarihini kaçırmayıp burs başvurusunu yapıyorsunuz. MEP bursunun da başvuru süreci bu şekilde. Devlet burslarına böyle başvuruluyor. Ama bunun haricinde dün de bahsettiğim gibi Eylül ayının gelmesiyle özellikle birinci sınıfların hazırlıkların ders kayıtlarını yapmasıyla beraber Türkiye'deki birçok vakıf, dernek başvuru ekranlarını açmaya başladı ve başlıyor. Büyük büyük vakıflar var. Tev Vakfı gibi büyük vakıflar var. Koç var, Sabancı var vesaire. Bu vakıfların başvuruları başlıyor arkadaşlar. Başladıkça size bir bildirim göndereceğim ve oradan başvuru linki koyacağım açıklamalar kısmına. Başvuru şartlarınız tutarsa başvurunuzu yaparsınız. İstediğiniz kadarına başvurabilirsiniz. Tabii hepsinin çıkacağının garantisi yok. Çıkarsa da iyi olur tabii ki. Öğrenciler için bursun ne kadar önemli olduğu ortada zaten. Yani bu süreci böyle merak etmeyin. Birlikte yapacağımızı biliyorsunuz başvurularımızı. Yurt başvuruları zaten başlamadı. Başladığında yine yapacağımızı biliyorsunuz. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.